Haftanın ilk gününden herkese merhaba sevgili izleyiciler. İyi haftalarımız olsun. Evet, yine ekonomiyi konuşmaya devam ediyoruz. Yine veriler gelmeye başladı. Hepsini değerlendireceğiz. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey, iyi haftalar. Merhaba Ebru Hanım, iyi haftalar. Evet, dilerseniz Merkez Bankası verileri açıklanmaya başladı. Onlarla başlayalım. Kısa vadeli dış borçlar geçen yıla göre %8,6 artmış görünüyor. Bankaların ve diğer sektörlerin kısa vadeli kredi borçları Kasım ayında da 124,1 milyar dolar olmuş. Öncelikle bu rakam için ne dersiniz? Öyle başlayalım. Bu rakam için denecek şey belli, kaynak ihtiyacı çok fazla. Bankalar rollover etmiş bir kısım ana parayı ödemişler. Ana paranın hiçbirini ödememişler. Faizlerin de bir kısmı ana paraya yansımış. Çünkü yeni krediler, yeni sendikasyonlar vardı o dönemde baktık. Yani ödemeleri gerekeni ertelemişler. Üzerine bir kısım yeni krediler kullanmışlar. Bu maalesef Türkiye için iyi bir şey değil. Şundan dolayı değil. Türkiye'deki kaynak ihtiyacının ne kadar fazla olduğunu gösteriyor. Ve bankalar da içeride bulamadıkları kaynağı yurt dışına arıyorlar. Mecburen yapacak bir şey yok. Maalesef bir de onun kısa vadeli olması daha da kötü. Maalesef ciddi sıkıntı. Yani enflasyon çok önemli burada. Enflasyon arttığı sürece kura baskı yapacak. Kur arttığı sürece bankaların TL cinsinden maliyetleri çok yükselmiş olacak. Ve bu gelecekte yine enflasyonu tetikleyecek, körükleyecek bir başka etken. Yani maalesef Ankara dediğimiz gibi gerekli tedbirleri almıyor. Bunlar için ne yapıldı şu ana kadar kuru baskılamak için? Döviz satışı dışında bir yola denenmedi. Denenen birkaç tane Sayın Bakan'ın hani gözündeki ışığı görüyor musunuz dedi. Bu ışık maalesef sönmüş görünüyor. Neden sönmüş görünüyor? Kuru korumalı mevduat henüz tutmuş değil. Ayın 11 itibariyle yapılan BDDK'nın rakamlara baktığımız zaman yaklaşık 140 milyon dolar Türk lirası mevduatı var. 200 küsür milyon dolar da yabancı para mevduatı var. Dur, net rakamı da söyleyeyim hemen. 256 milyon 170 256 milyar 170 milyon dolar Türk lirası yabancı para mevduatı var. 140 milyon dolar civarında da Türk lirası mevduatı var. Türk lirası yabancı para mevduatı toplam mevduat içindeki payı %64,5. İnsanlar paralarını bozmuyor. Toplam içerisine baktığınız zaman Sayın Bakan Cuma akşamı itibariyle 131 milyar dolar dedi. Bu yaklaşık işte 9 milyar dolar eder. %1,5'ünü hesaplarsan 1,4 milyar dolar civarında bir para yapar. Yani beklentileri işte 25 ile 50 milyar dolar arasıydı. 1,4 milyar dolar bunun hiçbir şeyi değil. Hani beklentinin %10'u da değil. Hani genelinde mi? Beklentinin %10'u da değil. Dolayısıyla ilgi yok. Bunun üzerine işte kendileri de farkındalar ki yoksa dolar olarak bunu çoktan açıklarlardı. Dolar olarak da bunu açıklamıyorlar. Umarım bankalardaki yabancı para mevduatı çekilmez. Şimdi bu sıkıntı. Anlatabiliyor muyum? Çünkü yani çok özür dilerim söylüyorum. Abuk sabuk bir sürü açıklamalar geliyor ya da yandaş trollerden bir sürü açıklamalar geliyor. Bunlar son derece sıkıntılı. Aman kimse bunlara itibar etmesin. Buradan da biz uyarmış olalım. Dolayısıyla yabancı para cinsinden mevduatta bir azalma yok. Şirketlere yapılan baskılar vardı. İşte ihracat dövizlerinizin %25'ini Merkez Bankası'na bozduracaksınız. Aslında böyle bir şeyin çok anlamı yok. Niye? Çünkü zaten adamlar %80'li 1989 yılından kararla beraber çıkan kararnameyle beraber zaten getiriyorlardı. %80'li bankacılık sistemine zaten giriyordu. Sen de buradan istediğin zaman Merkez Bankası alır satarsın vesaire yaparsın. Ama orada sıkıntı şu demek ki gelen siz %80'lik bölüm hem dış borç ödemesini hem de ithalatı karşılamıyor ki Merkez Bankası döviz kalmayınca Merkez Bankası burada bana vereceksiniz diyor. Peki bu adamlar ithalatı nasıl yapacaklar? Dış borcu nasıl yapacaklar? Senin %79,4 ithalatın sanayi yara malları. Dolayısıyla orada da bir sıkıntı olduğu görülüyor. Yani burada görülen şu ki tüketiciye ya da küçük yatırımcıya veya kendini enflasyondan korumak isteyen kesime bir güven vermedikleri sürece bu sistemin çözülmesi, bu dengenin kırılması mümkün değil. Bunu nasıl kıracaksınız? İnsanlara kendinize güvendireceksiniz. İnsanlara güvenmeniz için bir adım atıyor musunuz? Atmıyorsunuz. Niye? Polise tedbirler alıyorsunuz. Polise tedbirlerle insanların güveni gelmiyor. Bu insanlar korkmuyor. Çok açık. Bozmam diyor ya. Sen enflasyonu düşüreceğine bana kanıtla ki ben diyor dövizden Türk lirasına geçeyim. Onu yapmadığın sürece insanlar geçmiyor. Rakamlar da ortada zaten. Haziran'a kadar bu sistem gider ben tahmin etmiyorum. Hani Haziran'da belki bir ihtimal. Eğer Türkiye'nin döviz ihtiyacı artmaz ise
turizm gelirle beraber belki bir döviz bolluğu, döviz bolluğu değil de Merkez Bankası'nın eksi pozisyonu biraz artıya geçer gibi olabilir. Ama Türkiye'nin, orada da koşul şu, Türkiye'nin döviz ihtiyacı hem ithalatta hem dış borç ödemelerinde artmaması lazım. Büyüyen ekonomide bu da artacağı için onu da kendi içine mas edecektir. Dolayısıyla temel ekonomik reformlara dönüp Türkiye yeniden dizayn etmeden, ekonomi yeniden dizayn etmeden, güven oluşturmadan bu sistemin kırılması mümkün değil. Çünkü evet, ithalat devam ediyorsanız sanayinin çalışabilmesi için senin ithalat yapman gerekiyor. Başka yapacağın bir şey yok. Osman, bunu kısa vadede kıramazsın. Çünkü dışarıdan ithal ediyorsan sanayi aramadan ne yapacaksın? Türkiye'de üretmen lazım. Bunun için de bugün başlasan en erken 2,5-3 sene sonra bir şeyler üretmeye başlarsın. Peki bu 2,5-3 sene ne yapacaksın? Mümkün değil. Evet. İşte sen bakan diyor ki enflasyonu kıracağız. Kıramazsınız. Dün akşam saat 9 sıralarıydı. Antalya, Kumluca Türkiye'nin en önemli sebze ambarıdır. Oradaki halden fiyatlar geldi. En düşük fiyat Kumluca'daki. Haldeki fiyat 5,5-6 TL arasında domates fiyatı. Onun dışındaki fiyatların 18 TL'nin altında fiyat yok. Bunların İstanbul, Ankara, işte İzmir veya Türkiye'nin değişik yerlerine bu sebzelerin gittiğini düşünseniz son bir haftada inanılmaz bir fiyat artışı olmuş. 20 evet, liranın fiyat yok sebzelerde, sebzede, meyvede. Şimdi bunun üzerine nakliye koyacaksınız. Gittiği şehrin haline gelecek. Otoyol paraları ödenecek. Mazota gelen zamları düşünün. Yollara gelen zamları düşünün. Her şey. Zamları, mazot zamları evet, vesairesi düşündüğünüz zaman bunun şeye gelmesi, 20 lira malın en az tüketiciye gelmesi 30 lira. 30 liraya insan biber alıp da nasıl dolma yapacak? Hani domatesi kaç alacak? Geçen hafta 18 liraydı domatesi. 15-18 lirasıydı. Hatta 24 liraya kadar da çıkıyordu. Şimdi bu fiyatlarda insan nasıl alacak? Demek ki Ocak ve Şubat aylarında enflasyon %15'lerde gelecek. Evet. Ve önümüzdeki 6 ay, hani bir yılı demeyeyim ama önümüzdeki 6 ay her ay çift haneli rakamları yaşarız enflasyon. Daha yapılan elektrik zamları vesairesi, doğalgaz zamları henüz daha faturalara yansımadı. Yansımadığı için Şubat ayına enflasyona kaldı. Evet. Ocak'ta 13,5-15 arasında bir enflasyon bekleniyor. Şubat'ta bunları saklamak, Şubat uçacak. Demek ki Sayın Bakan Nebati'nin söylediği gibi sırf Ocak ayı pik olmayacak. Bundan sonra her ay pik olarak gidecek enflasyon. Evet. Her ay pik olarak gidecek maalesef. Yapacak bir şey yok. Peki Bayram Bey, veriler ortada. İşte kur korumalı mevduatında rakamlarını açıkladınız. Ona da ilgi yok ki. Hükümet buna çok fazla güveniyordu. Şimdi Perşembe günde para politikası kurulu toplanacak. Merkez Bankası işte faiz arttıracak, düşürecek ya da sabit bırakacak. Ne yapacak? Ona karar verecek, açıklama yapılacak. Tüm bu anlattığınız tabloya bakarsak, veriler de elimizde. Ne yapacaklar Perşembe günü? Ne yapmaları gerekiyor demiyorum, ne yapacaklar diyorum. Çünkü ne yapması gerektiğini hepimiz zaten biliyoruz. Ne yapmaları gerektiği ortada. Faizi artırmaları lazım. Hı. En kötü sabit tutmaları lazım ama düşünme ihtimalleri de var. Bence bu gelişmelerden ürkmüş olabilirler. Çünkü gerçekten anlık kararlarla üretmeye çalışıyorlar. Anlık kararlara bu sistem dönmüyor. Onun için ne yapacaklarını kestirmek o kadar zor ki. Bir taraftan siyaset var. Bir de, evet, de ekonominin gerekleri var ama burada şu ana kadar hep siyaset ağır bastı. Eğer siyaset baskı yapmaya devam ederse faiz 12 liraya inebilir. Sayın Nebati, Sayın Cumhurbaşkanı ne kadar neye ikna etti bilemiyoruz. Nebati'nin konuşmalarından yani cımbızladığımız şey sanki sabit kalacak gibi Mart'a kadar. Evet. Ama saray ne diyecekmiş onu bilemiyoruz. Dolayısıyla orayı kestirmek çok zor. Çünkü sarayda kimin ne karar aldığını bilemiyoruz. Bakın şöyle bir örnek vereyim size. İşte şeyde Covid'den dolayı omikron giderek yayılıyor. 70-80 bin, aynı son 68 bin de vaka sayısı, eğer doğruysa çok da inandırıcı gelmiyor ama her şeyi serbest bıraktılar. Der ki aşılı aşısız, hiç kimseden PCR test istemeden herkes uçabilecek, gidebilecek dediler. Birileri itiraz etti, akşam bir karar daha çıktı. Yok dediler ya, uçakta aşısızlardan PCR test istiyoruz ya. Ama otobüse binebiliyorsunuz. Ya, nasıl? Uzun yolculuklarda da. Hayır, bu nasıl bir şeydir ya? Ya biraz konuştuğunuzu aldığınız kadar ölçün biçin ya. Böyle ülke mi yönetilir? Ya şimdi buna insanlar size nasıl güvensin? Hani düşündük ettik, bilim kurulu bilmem ne dedik. Bir karar aldık. Abi aşılaşırsa herkesi serbest bıraktık. İşte bu patlatacak. Bu ne? Şey patlatacak. Yani Covid'i patlatacak belli. Omikron varyantını patlatacak belli.
3 saat sonra bir karar alıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya yok diyoruz, biz ondan vazgeç, bir tek şunu yapacağız. Böyle ülke nasıl yönetilir ya? Böyle ülke olursa insanlar size nasıl güvenecek? Bakın her krizin, hep tekrar ediyorum, her krizin %50'si güvensizlik. Çok açık. Evet. Güvensizlik, bakın insanlar, sade vatandaş, cebinde 3-5 bin lirası olan, kendisini enflasyona korumaya çalışan vatandaş aralığa kadar bu işe sabretti. Biz ekonomistler ta bunu Eylül'de, hatta Ağustos'ta söyledik, aman yapmayın etmeyin diye, işte Temmuz'da Ağustos'ta yap etmeyin diye. Biz bunu zaten söyledik, yani faizle oynamayın, faizi çıkarırsınız diye. Ne oldu? Faizi çıkardı. Ama vatandaş yine bekledi ta ki aralığa kadar. Aralıkta vatandaş panikledi artık. Yani paniklettiniz vatandaşı. Evet. Günah. Şimdi o vatandaşın nasıl yerine koyacaksınız? Bu sorunun cevabını bulsunlar. Bu sorunun cevabı bulunmadan hiçbir şey çözemezsiniz. Çok açık. Dolayısıyla 3 haneli, 2 haneli enflasyon rakamları aylık bazda göreceğiz maalesef. Umarım 3 haneli hiper enflasyona gitmeyiz. Ama şu anki gidişat onu gösteriyor. Çünkü tedbir almıyorlar maalesef. Evet. Peki, ben de size çok teşekkür ediyorum. Hem size hem de izleyicilerimize, bizi vakit ayırıp da seyrettikleri için. Yarın görüşmek üzere diyorum. İyi haftalar olsun.